Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda size özellikle meme reddinden bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili daha evvelden videolar paylaşmıştım. Hatta canlı yayında yaptım. Aşağıya bunların linklerini de tekrar eklemiş olacağım. Bu videoyu tekrar çekme sebebim bu konunun gerçekten emziren anneleri içerisinde çok ciddi bir sorun olduğuydu. Bundan da şöyle karar verdim. Geçtiğimiz günlerde bir Instagram hesabımda bir post paylaştım. Dedim ki meme reddi neden olur ve ne yapmanız gerekir? Ve bu postu gerçekten çok fazla yorum aldı. Çok fazla like almanın yanı sıra da bu postumla hesabıma 930 kişi daha eklendi. Böyle olunca ben de tekrar bu konuyla ilgili bir video daha hazırlamaya karar verdim ki belki bu videomla birazcık daha güncellenmiş bilgiler içerir ve birazcık daha farklı bilgilerle size yardımcı olmaya çalışırım. Şöyle ki bu kadar çok olma nedeni meme reddinin belki biz farkındalığımızın artmış olması diye düşünüyorum ben. Çünkü son 2 yıldır annelerin meme reddi ile ilgili çok fazla soruları ve bu olayın sanki daha fazla görülüyormuş gibi bir his yaratıyor bende. Ama ben bunun farkındalıktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Genelde 3-4. ay civarında karşılaştığımız bir durum. Bebek bir gün emerken ertesi gün birden emme pozisyonuna verdiğinizde gerçekten memeden uzaklaştığı, asla emmek istemediği ve ağladığını görüyoruz. Bu bebekler genellikle gece ve uyku aralarında emmeye devam edebiliyorlar. Burada annenin bu durumda en başta sakin olması gerekiyor. Bunun nedenini önce araştırmak lazım. Şimdi bunun için birkaç basamağa dikkat edeceğiz. Bir tanesi hayatımızda değişiklik oldu mu? Yani bizim hayatımızda ya da bebeğin hayatında eve bir misafir geldi mi, yatılı misafir geldi mi? Siz bir yere gittiniz mi, tatilde misiniz, başka bir şehre mi gittiniz gibi bu tip bir değişiklik var mı? Önce bunu kontrol edin. Eğer böyle bir değişiklik yoksa siz anne olarak emzirme bu döneminizde yediğiniz herhangi bir farklı bir besin var mı? Bazen besinlerin süte verdiği tat bebeklerin hoşlarına gitmeyebiliyor ve bundan dolayı da memeden uzaklaşıyor olabiliyorlar. Bir de bunu kontrol edelim. Eğer bir beslenmenizde de farklılık yoksa vücudunuza sürdüğünüz bir losyon, vücut kremi, kullandığınız bir yumuşatıcının kokusu gibi bu tip farklı bir durum var mı? Bunu da kontrol edelim. Eğer bunlarda da hiçbir değişiklik yoksa biberon kullanıyor olabilirsiniz. Ama şöyle ki biberon kullanan bir bebekte meme reddini şöyle görebiliyoruz. Kademeli olarak emmekten yavaş yavaş uzaklaştığını görüyoruz. Yani bu annelerde söylenen şey bugün emiyor, yarın birden memeden uzaklaşıyor. Biberon kullanmanız buna böyle keskin bir bıçak gibi ayrılmaz. Yavaş yavaş kademeli kademeli bebeğin uzaklaştığını görebiliriz. Bebek diş çıkarıyor mu, hasta mı ya da meme ucunuzu ısırdı, siz orada böyle ittirdiniz ya da ters böyle bir sert bir tavırda mı cevap verdiniz? Bunlar da bazen bebeğin memeden uzaklaşmasını ve emmekten vazgeçirebiliyor bebekleri. Bunların her birini tek tek kontrol ettikten sonra bunlarla ilgili herhangi bir durum yoksa bu nedensiz dediğimiz bazen gerçekten anneleri zorlayan bir süreç olabiliyor. Burada olaya soğukkanlı yaklaşabilmek çok önemli. Bunun yanı sıra da yapacağımız birkaç bir şey var. Gece emzirmeleri ve uyku aralarında emzirmek bizim için kilit noktası. Bu çok önemli. Bebeğiniz her uyuduğunda, her uyku arasında, uyanmak üzereyken, uykudan hemen sonra fırsatları değerlendirip emzirme denemelerini yapmanız gerekiyor ki bunun vazgeçilmesi, yani meme reddinin vazgeçilmesi nedeni bu anlardan birini yakalayıp bebeğiniz emdiğinde, direkt uyandığında memede kalmaya devam ediyor ve bu inadı birden bitmiş oluyor. O yüzden bu fırsatları mutlaka kaçırmayın. Bunun yanı sıra da mutlaka bebeğinizin az emdiği ya da hiç emmediği durumlarda sütünüzü sağmak. Bu çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Bebek 3 hafta emmekten vazgeçiyor. Anne de sağmak aklına gelmiyor bu süreçte. İşte emmiyor, sevmiyor deyip bırakıyor. 3. hafta sonunda bebek emmeye istediğinde bu sefer annenin sütü bebeğin orada bıraktığı miktarda olmuyor. Bu sefer de bebek ağzına o istediği yoğunluklu süt gelmeyince buna sinirleniyor. O yüzden sevgili anneler, emzirme döneminizde eğer bebeğiniz birden memeden uzaklaşmış ve emmezse ya da az emerse mutlaka bu eksiği pompayla tamamlamanız ve emme süresi kadar, emme sıklığı kadar da pompayla sağım yaparak göğsünüzdeki o iletim miktarının azalmamasına mutlaka dikkat etmek gerekir. Bunun yanı sıra da anne ile bebek arasındaki ten temasını arttırmak çok önemli. Şöyle ki bebeğin emme içgüdüsünde en önemli şeylerden bir tanesi
annenin kokusunu duymasıdır. Bebek annesinin kokusunu duydukça memede kalmak ister. Anne memenin, bebek memenin kokusunu duydukça orada o sıcaklığı hissetmek ister. O yüzden çok önemlidir. Mutlaka anne kokusunu duymalı. Sizin kokunuzun önüne geçecek hiçbir şey kullanmayın bu arada. Bol bol tam teması yapın. Her yer bebeğinize siz kokun. Şöyle ki kullandığınız bir göğüs bedini, vücudunuza değmiş bir atlet de olabilir. Bebeğin yatağının başına koyun. Uyurken de sizi duysun. Bu inanın emme güdüsünü tetikleyecek en önemli etkenlerden bir tanesidir. Bazen bu bebekler anne kucağına alıp kucağında sallayarak emzirebilir. Bazen de suyun altında, duşun altında emziren anneler de biliyorum. Eğer çok zorda kalırsanız bunu da deneyebilirsiniz. Bu süreçte gece emzirmeleri lütfen ihmal etmeyin. Mobil bu emzirme denemelerine devam edin ve bebeğinize ten temasını arttırmaya çalışın. Göreceksiniz ki bir süre sonra bebeğiniz bu inadından vazgeçecek, dayanamayacak ve sizi emmeye başlayacak. Yine bu konuyla ilgili sorularınız olur ve kafanıza takılan şeyler olursa lütfen bana soru sormaktan çekinmeyin. Görüşmek dileğiyle diliyorum. İnşallah kimsenin bebeği meme nedene girmez. Bebekler annelerini bol bol emer ve çok güzel bir emzirme süreciniz olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videomu beğendiyseniz bir like'ınızı isterim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.